Değerli misafirlerimiz, 1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinliklerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ruhsat törenimize hepiniz hoş geldiniz. Törenimize geçmeden önce üst birliğimiz TÜRMOB tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftamızı özel hazırlanan tanıtım filmini izleyeceğiz. Yol öyle bir yol ki, özveriyle, yorgunluk bilmeden memleket ve meslek aşkıyla aşılır ancak. Kendimizden, ailemizden önde tuttuk değer sunduklarımızı, ülke ekonomimizi, iş dünyamızın başarıyla azimli aktörlerini, toprağında üreteni, tezgahında, masasında alın teri dökeni, değer üreten, bunun için çabalayan herkesi. Yüksünmedik, yorulmadık, bıkmadık, çalışmaktan, başkasının sorunlarına sahip çıkmaktan ve çözüm için çabalamaktan. Takdir görmeyi beklemeden değer katmaya başvurduk. Bu memleket sevdasıydı, sonsuza dek sürecek. Bu meslek aşkıydı, özveri ve sevgiyle değer üretecek. Birbirimizin elini de tuttuk sımsıkı. Genç, yaşlı, kadın, erkek, omuz omuza, kolumuza da devam etti. Her sabah doğan güneş yolumuzun aydınlığıydı. Her gelen yeni günle çoğalırken yüreğimiz aynı heyecanla atıyordu. Kendimizi geliştirmeye de, yarattığımız değeri artırmaya da çalıştık ve çalışıyoruz da geceleri gündüzlerimize katarak. Gururla ve onurla, mayamızdaki memleket sevdamız ve meslek aşkımızla. Değişimi de, dönüşümü de yönetiyoruz dijitalleşme sürecinde. Ve hazırlanıyoruz. İleri teknoloji kullanımıyla sunduğumuz değeri arttırmaya. Biliyoruz, yol uzun bir yol. Daha büyük özveri ve çaba gerektiren. Ama bir şeyi daha biliyoruz. Biz birlikte, işimizle, bilgimizle, emeğimizle ve ülkemize kattığımız değerle ekonomimizin güçlü bir paydaşı, iş dünyasının güven duyulan danışmanları olarak aynı coşkuyla, aynı azimle ve birlikte yürümeye devam edeceğiz. Biz emeğimizle ülkemize değer katıyoruz. 1-7 Mart Muhasebe Haftamız kutlu olsun. Bireysel Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği. Ruhsal törenimizin açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Doğan Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Değerli meslektaşlarım, sevgili kurul üyelerim, önceki dönemde görev almış olan kurul üyesi arkadaşlarım ve yeni meslektaşlarımızın özverili eşleri ve aileleri, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin 1-7 Mart Muhasebe Haftası kutlu olsun. Burada ruhsatı kime verip kime vermeyeceğimizi aslında tartışmamız lazım. Geceler boyunca eşini beklerken, burada kursa geldiğinde veya sınava gittiğinde, çocuğa bakarken, erkek arkadaşlar özellikle bu konuda bayağı problem yaşamışlar. Ya da anneanne, dede, onlara mı vermek lazım? Ya da o 3 yıl boyunca siz sınava çalışırken sizi evde bekleyen eşinize mi bu ruhsatı vermek lazım? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Tekrar yeni meslektaşlarımı ayrıca tebrik ediyorum ama onların özverili eşlerine, çocuklarına, annelerine ve babalarına özellikle teşekkür ediyoruz. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bursa Mali Müşavirler Odası bugün 49 yeni meslektaş daha kazandı ve biz 5100 kişiye ulaştık. 1200 stajyerimiz daha var, arkada sıra bekleyen. Yaklaşık 50.000 kişilik bir aileyiz biz, çalışanlarımızla ve stajyerlerimizle. Aramıza yeni katıldınız, hoş geldiniz. Belki biraz ruhsatınız gecikti, töreniniz biraz gecikmiş oldu. Hatta bürosunu belki de 6-7 aydır, bir senedir açmış olan arkadaşlar var. Bundan sonra bu törenleri daha sık yapıp bu heyecanı taze taze yaşayacağız. Sizlerle bu konuda daha sık birlikte olacağız. Ailelerden müsaade istiyorum, meslektaşlarıma seslenmek istiyorum, yeni meslektaşlarıma. Artık sizler
sadece kendinizi temsil etmiyorsunuz. Gittiğiniz her yerde sizler için özveride bulunmuş olan ailelerinizi, ustalarınızı, üstadlarınızı, artık odanızı, mesleğinizi de temsil ediyorsunuz. Ona göre konuşmamıza, ona göre giyimimize, ona göre hitabımıza daha dikkat etmek zorundayız. Çünkü artık kendimizi temsil etmiyoruz. Artık başkalarını da temsil ediyoruz. Bütün bir meslek camiasını temsil ediyoruz. Bu vesileyle bu yasanın 1989'da çıkmasını sağlayan üstadlarımız, abilerimiz, hocalarımız, onların büyük emekleri var bu konuda. Bugün belki onları birçoğunuz bilmiyorsunuz ama kimisi Ankara'da bunun yasanın çıkması için mücadele verirken polisle bir anlaşmazlığa girip, bunu kibarca söylüyorum, bir gece misafir kaldılar şeylerde, polis merkezlerinde. Kimisi Ankara'ya sokulmadı. Bu mücadele yaklaşık 1940'lardan 1989'a 50 yıllık bir mücadelenin sonunda bu meslek yasalaştı. Sizlerden, yeni meslektaşlarımdan, kendi emeğinize, arkadaşlarınızın emeğine, ustalarınızın emeğine sahip çıkmanızı istiyoruz. Bizler her daim sizin yanınızda olacağız. En ufak başınız sıkıştığında, ister meslektaşınız olarak, ister başkanınız olarak, ister yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım olarak, hepimiz buradayız, odadayız. Ne zaman isterseniz, ne zaman başınız sıkışırsa, biz buradayız. Aileler için de söylüyorum, artık sizler bizlerin de ailesisiniz. O açıdan en ufak bir sorun yaşadığınızda, hangi problemle ilgili olursa olsun, özel hayatınızla ilgili olabilir, her türlü işlerle olabilir. Bizler tecrübemizle yapabileceğimiz en ufak bir şey olursa yanınızda olmaktan çekinmeyeceğiz. Tekrar hepiniz aramıza hoş geldiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Oda Başkanımız Doğan Yılmaz'a açılış konuşması için teşekkür ediyoruz. Zorlu bir eğitim ve sınav sürecinden mesleğe yeni adım atan yaklaşık 50 meslektaşımızı tek tek kürsüye davet ederek kendilerine ruhsatlarını takdim edeceğiz. İlk önce sınavlarını bir kere de bütün dersleri veren Serkan Tokma kürsüye davet ediyorum. Ve ruhsatını vermek üzere Oda Başkanımız Sayın Doğan Yılmaz'ı da kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Giren Burcu Şengül Hanım'ı kürsüye davet ediyorum. Kendisine ruhsatını vermek üzere Oda Başkan Yardımcımız Sayın Nazan Özsoy'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Kürsüye davet ediyorum. Kendisine ruhsatını vermek üzere Oda Saymanımız Bircan Kılıç'ı yine kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Ediyorum. Kendisi Mustafa Tam'dan almak istemiş ruhsatını. Mustafa Tam aramızda yok sanıyorum. O yüzden yönetim kurulu üyemiz İsmail Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Thank you.
kürsüye davet ediyorum. Kendisine ruhsat vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Asım Karaman'ı davet ediyorum. Buyurun. Sinem Kaya kendisine ruhsatını benim vermemi istedi. O da sekreteri olarak kendisine devam ederek. Kerim Özel'i davet ediyoruz. Ruhsatını almak üzere yönetim kurulu üyemiz Savaş Albayrak'ı davet ediyoruz. Buyurun. O zaman sizi hiç Savaş Bey. Abdüssemet Sert burada mı? Evet, kendisi. Yine yönetim kurulu üyemiz Sayın Osman Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Gelemedi sanıyorum. Ali Vatansever. Evet. Kendisine ruhsatını vermek üzere denetleme kurulu başkanımız Ayhan Erken'i kürsüye davet ediyorum. Herhalde. Tamam. Neslihan Kızılar. Evet. Bekliyoruz kendisini. Sacit ağabey burada mı? Sacit ağabey. Pelin Bayram Geçgel. Ruhsatını vermek üzere denetleme kurulu üyemiz Bünyamin Çolak'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Davet ediyorum. Buyurun. Uğur Kara aramızda mı? Uğur Kara.
Evet, bekliyoruz. Kendisine ruhsatını vermek üzere Oda Meclis Başkanımız Sayın Servet Kuru'yu davet ediyoruz. Buyurun. Doğan Sayan aramızda mı? Doğan Sayan, evet bekliyoruz. Kendisine ruhsatını vermek üzere Oda Saymanımız Bircan Kılıç özel istek. Tuğba Temur aramızda mı? Tuğba. Tuğba Hanım'a ruhsatını vermek üzere Disiplin Kurulu Başkanımız Nurcan Güngör'ü kürsüye davet ediyorum. Buyurun. İhsan Vardar aramızda mı? Evet. İhsan Bey'e ruhsatını vermek üzere Disiplin Kurulu üyemiz Sedat Öpçiner aramızda mı acaba? Yok sanıyorum. Şahin Hanım, o da yok. Pekala. O zaman Tesmer'den Kürşat Kan yüksek arkadaşımızı davet ediyorum. Buyurun. Tesmer sekreterimiz tam. Aramızda mı Burcu Hanım? Burcu Hanım gelemedi herhalde, yetişemedi. Semra Yiğit. Semra Hanım da yetişemedi. Mehmet Fatih Birgül. Buyurun. Size ruhsatınızı vermek üzere yine Tesmer Saymanımız Yunus Arabacı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Ecem Sevi aramızda mı? Ecem Sevi. Ecem Sevi'ye ruhsatını vermek üzere Tesmer üyemiz İhsan Acar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Başkan Yardımcımız Sayın Nazan Özsoy'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Arkadaşıma. Buyurun.
ediyorum. Buyurun. Kendisi Haksız Rekabet Kurulu Sekreteri. Servet Kuru'yu, o da meclis başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Mevlide Güngör aramızda mı? Mevlide Hanım'a da ruhsatını özel istek Servet Kuru verecek. Kendisini tekrar kürsüye davet ediyorum. Ali Yılmaz aramızda mı? Ali Yılmaz. Evet, buyurun. Kendisini ruhsatını vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Asım Kahraman'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Evet, buyurun. Kendisi babasından, yani meslektaşımız olan Muammer Yılmaz'dan ruhsatını almak istiyor. Kürsüye davet ediyoruz. Nur Vedia Primoğlu Kaya burada mı? Ruhsatını vermek üzere o da meclis başkan vekili Ayhan Karaçin'i kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Raportörümüz Vesile Bakırcı'yı davet ediyorum. Vesile Hanım burada mı? Evet. Erhan Acar aramızda mı? Erhan Acar, yetişemedi herhalde. Resul Baran, Mehtap Şahin, Resul Baran, bir saniye. Resul Baran'a ruhsatını vermek üzere Bağımsız Denetim Komisyon Başkanımız Mercan Yalçın'ı davet ediyorum. Buyurun. Mehtap Şahin aramızda mı? Kendisine ruhsatını vermek üzere Vergi Mevzuatı Komisyonu Başkanı Mela Döner'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Thank you.
Burçin Önürmen. Kendisi ruhsatını meslektaşımız Burhan Önürmen'den almak istedi. Davet ediyorum kürsüye. Diye. Kenan Kaya, Kemal Çavuş, Gülay, Aktürk, yok. Böylelikle ruhsal törenimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Kokteylimiz olacak. Ruhsat alan tüm meslektaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Bir anı fotoğrafı çektirmek üzere tüm ruhsat alan meslektaşlarımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Meslektaşlar özellikle. Sinem sendeyiz. Evet arkadaşlar. Tamam mısın? Tamam. Evet.